1969 yılın iyun ayının 21'inde Amerika, bütün dünya Neil Armstrong'un ayı ayak basanını duydurdu. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Şol günden beri 50 yıl geçti ve 50 yıl boyunca Amerika'nın aya gidip gitmeyenli adamlar cedilleşip duruyor. Amerika hakikaten aya gitti mi? İnternet ulumunda gözlerinizde karşınıza çıkacak cevaplar kellerinizi karıştırıp bilir. Her dilde iki tapalıklı maluma çıkar. Birisi gitti diğer, belekisi gitmedi. Hatta Türkmen dilinde paylaşılan bu makalada Amerika'nın aya gitmeyenin neticesine vararsınız. Amerikalı şahir, "Biz aya hiç gitmedik" adlı kitabı bilen 50 yıllık bir çekilişe yol açtı. Devamında başka da taze teoriler döredildi ve kim bilir yeni neç yıl devam eder bu çekilişik. 1957 yılda Sovet Sayozu Sputnik 1 adlı aparatı kosmosa uçurması bilen Amerika hem de Sovet Sayozu arasında yarışın başlamasına sebep oldu. Her iki taraf, her tarafların özünün güçlü bolonunu birbirine suud edecek bolup bu yarışta utulmak diyen zadı bilmeyediler. Birinci canlı hayvanı orbita uçuran Sovet Sayozu. Birinci kosmosa çıkan adam Yuri Gagarin. Birinci aya koyverilen aparat Luna 1. Yani yine de Sovet Sayozu. Elbette, bunların hemmesini gören Amerika yarışta izah almana başladı. Ve olarak cevap vermesi gerekti. Yuri Gagarin'in kosmosa uçmasından 43 gün sonra John Kennedy Kongres'te vazife koyar. 10 yılın içinde bir Amerikalı aya ayak basmalı diye. Ve deyip NASA'nın Apollo adlı projekti yola koyuluyor. Amerika, Apollo projektinin tayinliklerine başlayıp yörke Sovet Sayozu ilkinci ayal maşkalasını kosmosa çıkarması ile yeni adını tarihe yazdırıyor. Hemme tarafların önde bulan Sovet Sayozu'nu gören Amerika hükmanı suratta bir zatta önde bulmasına birden köp sebep vardı. Halk arasında aya hakikaten gidildi mi ya gidilmedim diyeninize berde yol iki ayrılıyor. Aya gidilmedi, aya gidildi. İlk evlen aya gidilmedi diyenlerin soruyu Van Allen kuşağından ne edip geçildi? Onda kıskaçı Van Allen kuşağı neymediğini aydalayın. Yerin magnetosferası günden ve başka yıldızlardan gelen elektron proton parçacıklarını özünde saklap yere geçmesine peskel veriyor. Yani yeri radyasyadan koruyor. Ve elektronların protonların toplanan yerine Van Allen kuşağı deyiliyor. Yerin ekvator bölümünde kalın şeklinde, polüs bölümünde olsa yuku. Hatta bu parçacıklar atmosferamız bilen çakışıp demir gazık ışıkları diyen bu ovadan renkli şöhlüleri emele getiriyor. Van Allen kuşağının ne edip geçildi sorunu cevap verecek olsak, Apollo 11 kosmonotlarını aya alıp giden aparat proton ve elektron parçacıklarının 100 derece korumasa da yine de kıyıska vardı için korabilecek yağlı üpçün edilipti. Ve kosmonotlar Van Allen kuşağının en yukarı bölümünden geçti. Her kosmonotun elinde dozimetre vardı ve neçe mikrorengen radyasyon mühüm kalanını görüp biliyordular. Günümüzde ulanan bütün elektronik zatlarda, meni şu aseradyan telefon, kompüter, televizorlarda belli bir meçhverde hemmesinde radyasyon vardır. Hatta atom reaktorunda işleyen işgarlar bir yılda Apollo 11'deki kosmonotlardan neçe esse köp radyasyon alıyor. Yine bütün Apollo projektinin radyasyon mühüm kalan yazgıları. Eğer de bu zatlarda inanmakta kıyınçlık çeken bolsanız, Amerika hakikaten aya giden bolsa, onda ulanılan encamlar her bugün şotayda bolmalı. Biz şotayda kalan encamları yerden görüp biliriz mi? Yani teleskoplar arkalı diyeli. Berde küçük teleskoplar işimize yaramaz. 1990 yılda kosmosa uğradılan Hubble Kosmos Teleskobu bizden 560 km yukarıda yerin taşından aylanıp 90 yıldan beri bize kosmosu tanımamıza kömek ediyor. Bulam onun çeken ayını suradı. Bu suratta 100 metreden küçük olan obyektler görüp bilmeyiz. Apollo 11'de ulanılan modülün ululuğu 10 metre tövöründedi. Çili devletinin Atakama çölünde 1998 yılda kurulan en ulu teleskop, yani Very Large Telescope,
Bu teleskop bir adamın asmanı seyredeninde görüyen zadının 4 milyar esse ulu görüp bilye. Aya seyredenimizde ortaçal 30 metreden kiçi zadı görüp bilmez. Onda biz yerden Amerika'nın ayda koyup kaydan aparatlarını görüp bilmeyiz mi? Apollon dövründen son bir neçe devletler özünün aparatlarını aya koyverdiler. Meselen Japonya'nın Kagaya ya da Beylek adı bilen Selena adlı aparatı ayın daş görünüşünü 3D yazga geçirdi. Ve Apollon proyektinde ulanılan aparatın izini hem de Şotay'da düşürülen suradın hakiki bolonunu görkezdi. 2009 yılda NASA tarafından koyverilen bu aparat aya en yakın uçan aparat oldu. Hem de aya koyverilen en ulu teleskop aynalı aparattı. Aya 50 km hem de 200 km aralıklı yakınlaşıp çeken suratlarında Apollon 11'in gonan yerlerini, Neil Armstrong'un Buzz Aldrin ayak izlerini, yani ayda adamın ilkinci ayak izlerini surada düşürdü. Berde Apollon 12'de yer alan kosmonotların ayak izleri. Hava, Amerika aya bir sefer gitmedi. Amerika cemi aya 6 sefer gitti. Bu suratlar Apollon 14 ve Apollon 15'teki. Berde ayak izleri köptür beyleklere garandı. Aslında bunun hemmesi ayak izleri değil. Berde ilkinci yeze kosmonotlar yanlarında ay roverine gittiler. Yani aydanımızda ayda sürme için maşine gittiler. Ve 1972 yılda yine iki sefer gidiyorlar. Apollon 16 ve Apollon 17. Bu suratlarda ulanılan encamların ve roverin izlerini görüp biliyoruz. Bularım Apollon proyektinde yer alan kosmonotların adları hem de Apollon neçede gidenleri. Berde Apollon 13'ün yokluğu ünlüsünüz çekendir. 1970 yılda Amerika aya 3. sefer ayak basma niyeti bilen Apollo 13 uçuruyor. Ama yarı yolda teknik yağdaylıdan dören meseleler sebebinden kosmonotla kıyınçılık çekip izlerine kaydıp gelmeli oldular. Amerika aya gitti mi? Eğer ben şahsi fikrimi açsam, hava. Amerika aya gitti. Ve Apollon proyektinde cemi aydan 400 kilo yakın ay toprağını hem de taşlarını getirdiler. Şu vaktler için Amerika Sovyet Sayuzu'nu kosmos yarışında yeniş nokodunu koydu. Eğer de berdek hem soruları yeki yeki cevap verecek olsak bu bölüm bu yakında oturmaz. Aranızda enterem Amerika aya gitmedi diyen olup bilir. Benim tersine Amerika aya gitti diyen ve bu cedelleşme yine devam edip durka Amerika 2024 yılda aya gider.